Hoş geldin canım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay, o kadar yorgunum ki belim elim hep kayık ya. Derya taş mı taşıtıyor sana? Daha ameliyatların iyileşmedi. Yok. Vallahi taş taşıtmıyor da bütün işe beni koşuyor ya. Vay vicdansız. Yenge, hadi benim suyum. Geldim paşam, geldim. Fatih amca, hoş geldin. Ne haber? İyi Fatih amca, senden ne haber? İyidir. Ben sana bir soru soracağım. Heh. Sizin bu şantiye neredeydi? uzak ta anasının dininde, çok uzak yani. Ha. Siz kimin evini yapıyorsunuz? Bir iş adamının. Ne oldu ki? Ya Derya, bu aralar biraz huzursuz görüyorum da. Yani iş yerinde acaba bir sıkıntı falan mı yaşadı? Yok ya Türkan, yok, her şey yolunda çok şükür. Sana öyle gelmiştir o, sana öyle gelmiştir. Benim, ah, bu belim çok ağrıyor da bir gideyim. Cevon bana bir güzel krem sürsün. Sürsün. Ay, ay, ay. Şimdi babanın yanında olsam, sırtına yastık koysam, çorbasını içirsem, işim hiç rahat değil oğlum ya. Yapacaksın annem. Bu söylediklerin hepsini yapacaksın. Babamı çıkaracağım oradan. Bulacağım bir yolunu. Türkan sana söylemiştir. Bugün tefeci geldi. Kızın arabasını alıp gitti. Anne, ben çok utanıyorum o konuda. Lütfen kapatalım. Oğlum, ben de kendimi çok suçlu hissediyorum bu konuda. Sana her şeyimizi geri getirmezsen hakkımı helal etmem dedim. Ben senin kendini böyle bir ateşe atabileceğini hiç düşünmedim. Ya bağışla beni ne olur. Ben böyle olmasını hiç istemezdim. Böyle can yangınıyla çıktı işte ağzımdan. Yoksa benim hakkım da sütüm de sana helal olsun. Malın mülkün de canı cehenneme. Sen karınla, çocuklarınla düzenini kurmaya bak. Pes mi edeyim ben anne, bunu mu demek istiyorsun? Herkesin yaptığı yanı mı kalsın? Allah'a havale edelim oğlum. Eğer bizimse her şeyimiz geri gelir. Geri gelmezse de canımız sağ olsun. Ne yapalım oğlum? Sen içini ferah tut. Tefeci konusunda ben hata ettim. Türkan'a karşı çok mahcubum. Ama telafi edeceğim. Nezahat Hanım sofraya çağırıyor sizi. Yemek hazırmış. Tamam kızım, geliyoruz. Hadi anne. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.